Mevlid geleneği Türkiye'de aslında sadece değil, Müslüman coğrafyanın hepsinde yaygın olan bir kültür. Aşağı yukarı 600 yıla yakın bir geçmiş var bu Osmanlı coğrafyası ve Türkiye bakiyesinde. Osmanlı coğrafyasının bakiyesinde ve Türkiye'de. Dolayısıyla Osmanlı'nın var olduğu bütün coğrafyalarda bu gelenek söz konusuydu. Bu geleneği biz gündelik hayatın aslında bütün unsurlarında görüyorduk. Hala da görmekteyiz. İşte sünnetlerde, düğünlerde, diyelim ki mesela birisi yeni bir işe başladı, işin başlangıcından binaen yapıyor bunu veyahut işte oğlu bir işe girdi veyahut bir sınavı kazandı. Yani mutlu bir hadiseyle karşılaştı veyahut hüzünlü bir hadise. Aslında ilginç bir şekilde hem hüznü hem mutluluğu her şeyi bir araya getiren bir kültürel unsur Mevlid. Hani işin bu özet tarafından sonra kadın mevlid hanlar meselesine belki değineyim küçük bir şekilde. Kadın mevlid hanlar da çok fazla var, hala var. Birkaç tanesiyle de tanışma fırsatım da oldu. Tabii ki onların daha çok kadın meclislerinde bu mevlidi meşk ettiklerini, icra ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla yani bu gelenek sadece erkeklerin devam ettirdiği bir gelenek değil. Erkekler üzerinden gözükmesinin sebebi erkeklerin yaptıklarının kamuya açık olması. Ama kadınların yaptıklarının ise sadece kadınlara özel olması. Şimdi usta çırak hikayeleri, evet, bu filmin de bence önemli bir teması. Bu benim genel filmlerde birazcık özel ele aldığım meselelerden bir tanesi. Diğer filmlerimde de söz konusu bu durum. Bunun bir şekilde bir ikilik ortaya çıkardığını farkındayım. Aslında biz bu ikiliğin adını çok kabaca olarak söylüyorum. İşte gelenek ve modernizm gibi bir denklem içerisinde yerleştirmiş oluyoruz. Ama günün sonunda benim bu filmleri yaparken edindiğim, öğrendiğim önemli şeylerden bir tanesi, mesela geleneği yaşayan insanlar gelenekten gelenek diye bahsetmiyorlar. Yani aslında gelenek bugün var olduğu takdirde, bugün yaşadığı takdirde anlamlı ve kıymetli. Dolayısıyla bu ikisi, yani modern olanla geleneği birbirine çatıştıracak bir unsur olarak düşünmüyorum ben. Bunu da doğru da bulmuyorum açıkçası. Aslında gelenek dediğimiz hadise zaten şimdinin içerisinde var olabiliyor ise anlamlı ve var kabul edilebilir. Yani zaten yoksa yoktur diyebiliriz. Bir tabii burada hani sözlü gelenek meselesine değinmek lazım. Mesela Mevlid meşkleri yani insan üzerinden ilerlediği için yüz yüze gerçekleştiriliyor. Yani bunun aslında yazılı bir kuralı, kanunu yok. Yani tamamen ustanın anlattıklarına göre, ustanın anlatma tarzına göre, yapma şekline göre ilerleyen bir şeyden bahsediyoruz. Bu da bize şunu getiriyor aslında. Sözlü gelenek yazılı olana göre, yani nota diyelim ki bunu biz belli bir notaya da dökülebilirdi ama notaya göre aslında hiçbir zaman ortaya çıkmayacak, açığa çıkmayacak bir enerjinin devamını sağlıyor. Yani bu usta çırak hikayesinin bence en önemli tarafı bu. Zaten aslında şunu fark ederiz ki Mevlid'de veyahut Meşk'te insanlar daha çok ustasından tavrı, ahlakı, yapma şeklini öğrenir. Yani işin diğer hususları teknik ve bir noktada talidir. Tabii ki de yetenek ve iyi okumak önemlidir ama bu zaten vasattır. Yani olması gerekendir zaten. Yani olması gerekene ayrıyetten çok ehemmiyet verilmiyor. O yüzden usta önemli. Şimdi aslında ben belgesel filmin kendisini zaten kurmaca olarak değerlendiriyorum temelde. Yani benim yaptığım şey zaten bir kurmaca, bir evren. Sadece malzemem belgesel malzemeden oluşuyor. Yani ben belge olarak değerlendirdiğim malzemeleri yoğurarak kurmaca bir evren inşa ediyorum. Bu benim temel çıkış noktam. Tabii bunu yaparken, yani bunu yapmak bence kolay bir şey değil. Yani son derece zor. Yani ben en son çekmiş olduğum kurmaca sinema filmine göre kıyaslarsam belgesel filmlerde çok daha zorlandığını söyleyebilirim. Çünkü belgesel sinemada önünüzü tam olarak göremiyorsunuz. Yani bir belirsizlik alanı açılıyor. Neden? Çünkü malzemenin kendisi size kendisini her zaman açmayabiliyor. Mesela bu Mevlid meselesinde de aynı şey geçerli.
usta bulma arifesindeyken veyahut çırağı ararken, yani çırağı tespit ederken, hatta bu çekimlerin kendisinde mesela ne de vereceğim? Dedim, usta ve çırak'taki meşklerde mesela ben hiçbir müdahalede bulunmadım. Nasıl meşk yapıyorlarsa o meşki çektim ve ben onların çektikleri meşke göre senaryomu sürekli değiştirdim. Sürekli revize ettim. Yeni hale getirmeye çalıştım. Dolayısıyla aslında kurmacayla belgeselin iç içe geçtiği işlerde sizin muhatap olduğunuz malzeme, burada tabii ki benim için mevlit olmuş oluyor, size kendisini ne kadar açıyorsa, size kendisini ne kadar paylaşıyorsa, sizin de ona kendinizi hazırlıklı hale getirmeniz gerekiyor kendinize. Ben biraz bunu yapmaya çalıştım. Ama dediğim gibi bu çok zorlu bir süreç. Çok sabırlı bir süreç. Çünkü biliyorsunuz film işinin teknik tarafları var, zorlukları var, yapım maliyetleri var. Yani ben şimdi meşkin başlayıp sonunun nerede bir kestirmediğim zaman hemen yapımla alakalı farklı sorunlar ve sorular devreye giriyor. Ama her halükarda biz bu filmi bu zorlukları göze alarak gerçekleştirdik ve günün sonunda aslında ben belgesel sürecinde aynı zamanda tıpkı o çırak gibi ben de Mevlid'den bir şeyler öğrenen birisine dönüştüm. Ve bu tecrübeyi, yani bu samimi tecrübeyi paylaşmaya çalışmış oldum film vesilesiyle. Mesela ben filmi bir propaganda aracı olarak zaten görmüyorum hiçbir zaman. Hatta tam tersine film serüveni benim açımdan aslında hayatımda yaşadığım şahitliklerin, tecrübelerin bir yansıması. Yani illaki ben insanlara bir mesaj aktarmak istiyorum veya işte şunu söylemek istiyorum gibi bir derdim mesela hiçbir zaman olmadı. Film yapmaya da o şekilde bakmıyorum açıkçası. Ama meselelerin içerisine girdikçe bunu tabii ki anlatma, nasıl anlatacağım sorusu önemli hale geliyor. Bu nasılla alakalı da benim kaynağım tabii ki de kendi coğrafyamın, kültür dünyamın. Bu coğrafyayı ben Müslüman coğrafya olarak biraz kodluyorum. Çünkü geniş bir coğrafya. Yani hani ben filmi Türkiye'de çektim ama benim filmin veyahut ele aldığım meselenin sınırları Türkiye'yi aşıyor. Yani bu Türkiye ile sınırlandırılamayacak bir mesele. Müslüman coğrafyanın sınırlarına geliyor, değiyor, onlarla ortaklıklar kuruyor ki mesela ben çok küçük bir örnek söyleyeceğim. Zanzibar Aceh'e gitmiştim o dönemlerde. Ve Aceh'de Mevlid görmüştüm mesela. Mevlid dinlemiştim kısaca da olsa. Yani demek istediğim aslında bu coğrafyanın bütün kültürel birikimleri benim bu filmi nasıl yapmam gerektiğiyle alakalı kulağıma bir şeyler fısıldadığını düşünüyorum. Şiir, mimari, özellikle tabii ki müzik, Türk müziği yani özellikle bunun ana kaynaklarını oluşturduğunu söyleyebilirim. Tabii bu hani bunu söylerken bir yandan da hani bugünün içerisinden ben bir şey anlatıyorum. Yani var olan işte aydınlanmayla beraber ortaya çıkan hani bu modern dönemin hikayesinin dışında değilim. Zaten benim yani filmdeki karakterlerim de bu hikayenin dışında değiller. Yani dolayısıyla var olan bugün de mevcut bir hikayeyi ortaya koymaya çalıştık. Bunun nasılını ortaya koyarken işte az önce bahsettiğim köklere dayanmaya çalıştım. Veyahut kendimi oralarda buldum. Yani nerede kendimi iyi hissediyorsam artık bu biraz. Ve olabildiğince de bir tecrübeye tanıklık, şahitlik ve paylaşım esas aldım. Propaganda veya bir mesaj verme gibi bir kaygım hiçbir zaman olmadı. Zaten bu tip kültürel unsurların bence bu tip mesaj kaygıları ve propaganda tarzı şeyleri kaldırdığını ben çok düşünmüyorum. Yani tabiatında yok yani onların. Bunlar var olduğu halleriyle samimilerse zaten değerlidir ve tesir gösterir insanların üzerinde diye düşünüyorum.